Zengin bir krallıkta aynı anda doğan iki kız varmış. Ancak kaderleri tamamen zıtmış. Biri kraliyet ailesine doğmuş, o prenses Beatrix'miş. Diğeri fakir bir çiftçi ailesine doğan Lucia'ymış. Beatrix sarayda yaşıyormuş ve hizmetçileri tarafından ona iyi yemekler ve güzel kıyafetler servis ediliyormuş. Fazla yiyecekleri ise çöpe atılıyormuş. Lucia kenar bir mahallede yaşıyormuş. Ailesi çok fakir olduğu için babasıyla dilenmek zorunda kalıyormuş. Kıyafetleri çok eski ve yıpranmış görünüyormuş. Zaman geçmiş, ikisi de büyümüş. Garip olan şey, herhangi bir ilişkileri olmamasına rağmen birbirlerine gerçekten benzemeleriymiş. Prenses Beatrix'in saraydan çıkmasına izin verilmezmiş. Onun yerine tahtı miras alması için kitap okuması ve öğrenmesi gerekliymiş. Bu çok sıkıcı. Ülkem ve insanlar hakkında daha fazla bilgi almak için dışarı çıkıp gezmek istiyorum. Belki de şimdi benden daha mutlular. Lucia uzun süre yoksulluk içinde yaşadığı için kısa sürede utanıp huysuzlanmış. Hep şöyle düşünüyormuş. Kader beni neden böyle fakir bir ailede doğmaya zorladı? Neden kraliyet sarayında doğmadım? Bir gün Lucia dolaşırken kraliyet sarayına geldiğini görünce çok şaşırmış. Demek burası kraliyet sarayı. Ah, orada yaşayabilseydim, sadece bir günlüğüne bile olsa çok memnun olurdum. Gardiyanlar kirli kıyafetler giyen bir kız görmüş, onu uyarmaya gelmiş. Hey, burası senin gibi fakir bir çiftçinin yeri değil. Defol buradan. Orada dur. Neler oluyor? Ekselansları, bu zavallı kız saraya izinsiz girmeye çalıştı. Ha? Aman tanrım. İnanılmaz. Birbirinize ne kadar benziyorsunuz. Merak etme. Ben Prenses Beatrix. Sen kimsin? Ben Lucia. Yanlış bir şey yapmak istemedim. Ben sarayı ilk kez görüyorum. Bu yüzden izlemek istedim. Zavallı arkadaşın ona benzediğini gören Beatrix çok ilgili görünüyormuş. Lucia'yı konuşmak için saraya götürmüş. Ve bir sürü lezzetli yemek ikramında bulunmuş. Ha, teşekkürler prenses. İnanılır gibi değil. Şimdi saraya senin tarafından davet ediliyorum. Senin gibi bir arkadaşım olmayalı uzun zaman oldu. Ben de mutluyum. Çok şanslısın prenses. Keşke bu sarayda bir günlüğüne bile olsa yaşayabilseydim. Bense dışarı çıkmak ve hayattaki insanları görmek istiyorum. Ama bunu yapmama izin verilmiyor. Ah, çok iyi bir fikrim var. Tamamen aynı görünüyoruz. Rollerimizi değiştirmeye ne dersin? Ben buraya dönene kadar prenses olacaksın. Hepimiz rollerimizi yerine getireceğiz. Buna ne dersin? Katılıyorum. Sonra ikisi de kıyafetlerini değiştirmiş. Prenses Beatrix normal kıyafetler giymiş ve diğeri tam tersini. Kızlar kendilerini aynada görünce çok şaşırmışlar. Lucia dostum, lütfen ben yokken benim için her şeyle ilgilen. Biliyorum. Prenses Beatrix kraliyet amblemini almış ve saraydan ayrılmak için pejmürde kıyafetler giymiş. Gardiyanlar onu tanımamış. Beatrix'in içeri yeni getirilen zavallı kız olduğunu düşünmüşler. Bu yüzden onu kovmuşlar. Prensese ilk kez böyle davranılmış. Beatrix çok kızmış. Sen bunu yapmaya nasıl cüret ettin? Bekle. Şimdi prenses değilsin. Onun yerine zavallı bir kızsın ve şimdi saraydan çıkıyorsun. Beatrix gitmiş. İnsanların hayatlarını ilk kez görmüş. Yiyecek bir şeyi ve yaşayacak bir evi olmayan birçok insan görmüş. Yani ülkede hala çok fazla fakir insan var. Bu hiç de düşündüğüm gibi değil. İnsanların yiyecek yemeği yokken sarayda yemeğimizi bile israf edip bolca para harcıyoruz. Beatrix üzülmüş. Yanında getirdiği tüm parayı insanlara vermiş. Bir süre yürüyen Beatrix, Lucia'nın babası tarafından fark edilmiş ve onun kızı olduğunu düşünmüş. Lucia, eve gidelim. Bugün biraz para kazandım. Size iyi yemekler alacağım. Sen nasılsın? İyi misin? Para kazanamadıysan sorun değil. Benimle eve gel. Bu arada sarayda Lucia mutlu bir şekilde
bir prensesin hayatını yaşıyormuş. Her gün lezzetli yemekler yiyip güzel kıyafetler giyiyormuş. Yavaş yavaş Lucia değişmeye başlamış ve kötü biri olmuş. Lucia odaya girmiş, bir şeyler düşünmüş ve demiş ki... Beatrix'in yerini almak ve sonsuza kadar sarayda kalmak istiyorum. Ama bir sorun var. Kraliyet amblemi bende değil. Hala Beatrix'te. Şimdi ne yapmalıyım? Lucia'nın aklına bir fikir gelmiş ve bir hırsıza bunu yapmasını emretmiş. Sokakta bana tam olarak benzeyen bir kız bul ve hırsızlıktan suçlamak adına bu tacı kullan. O zaman yanında getirdiği amblemi çal ve buraya getir. Seni ödüllendireceğim. Hırsız kabul etmiş. Ve Beatrix'i aramaya gitmiş. Sonra onu sokakta yürürken bulmuş. Doğru zaman geldiğinde hırsız Beatrix'e çarpmış gibi yapıp ikisini de düşürmüş. Sonra tacı cebine koyup değerli amblemi çalmış. Herkes buraya gelsin. Cebinde sakladığı bir taç olduğunu öğrendim. Bakalım. Muhafızlar, muhafızlar nerede? Sen beni karalıyorsun. Ha? Söyle bana, bu taç kraliyet ailesinden mi çalındı? Bu prensesin tacı. Onu çalmaya nasıl cesaret edersin? Onu tutuklayın ve kaderine kral karar versin. Bekleyin. Kimliğimi kanıtlayacağım bir şey var. Nerede? Hayır, olamaz. Amblemim nerede? Gardiyanlar kısa süre sonra Beatrix'i tutuklamış ve açıklamalarına rağmen onu götürmüş. Hırsız amblemi Lucia'ya götürmüş ama onu aldığında gerçek yüzü ortaya çıkmış. Çok iyi. Sana hak ettiğin ödülü vereceğim. Muhafız, onu hapse atın. Ha? Ha? Şimdi sonsuza kadar prenses olacağım. Hapishanede Beatrix hücrede oturuyormuş. Kapı açılmış. Bir gardiyan hırsızı içeri itmiş ve ona vurmak için halat kullanmış. Orada durun. Ona böyle vuramazsınız. Beatrix korumayı durdurmaya gelmiş. Ayrıca vücudunu hırsıza siper etmiş. Sonunda gardiyan gitmiş. Hırsız Beatrix'i takdir etmiş. Aniden kraliyet amblemini alıp Beatrix'e geri vermiş. Bu da onu şaşırtmış. Üzgünüm Prenses Beatrix. Bu gerçek amblem. Ama sana geri veriyorum. Lucia'ya sahtesini verdim. Görünüşe göre hırsız daha önce saraya dönerken endişelenmiş. Bekle, ya Lucia sözünü yerine getirmediyse? Hayır, önce bunu sağlamanın bir yolunu bulmak zorundayım. Sonra sahte bir amblem alıp Lucia'ya getirmiş. Demek öyle oldu. Çok teşekkürler. Artık gerçek kimliğimi gösterme şansım var. Duruşma günü kral ve prenses bu davayı doğrudan yargılarken Beatrix'e eşlik edildiğinde herkes şaşırmış. Bu nedir? Kızım ve bu mahkum nasıl tamamen aynı görünebilir? Ne kadar garip. Baba, her şeyi düşündüğün gibi değil. Ben gerçek Beatrix ve yanında duran da sahte olan. Adı Lucia. Bunu kanıtlayacak kraliyet amblemim var. Ha? Baba, uyduruyor. Amblem bende de var. Prensesin elindeki kraliyet amblemi sahte. Mahkumun elindeki diğeri ise gerçek. Ha? Bu şey de ne? Baba, gerçek şu ki amblemimi değiştirdi. Demek bu yüzden gerçeği onda. İki kız uzun süre kavga etmiş. İkisi de gerçek Beatrix olduklarını iddia etmiş. Kral bu sorunu nasıl çözeceğini bilmiyormuş. Şimdi ne olacak? Gerçek Beatrix hangisi? Peki sahte olan hangisi? Baba, bir fikrim var. Lucia'nın babasını bunu onaylaması için davet edelim. Sonra her şey çözülecek. İtiraz ediyorum. O senin baban. Buna daha nasıl katlanırsınız? Karar verecek olan ben olacağım. Sence buradaki herkesi kandırabilir mi? Bırakın gelsin. Kısa bir süre sonra Lucia'nın babası saraya getirilmiş. Hangisinin Beatrix, hangisinin kızınız Lucia olduğunu söyleyebilir misiniz?
Majesteleri, kızım çocukluğundan beri bacağında bir yara iziyle yaşar. Çocukluğunda benimle yemek yemek istediğinde bir kaza olmuştu. Çok utanç verici ama o kadar fakirdik ki ona mutlu bir hayat sağlayamadım. Beatrix'in böyle bir yara izi olmadığını onaylarım. Şimdi iki bacağını da göster. Bacaklarını gösterdiklerinde Lucia'nın yara izi olmadığı doğruymuş. O an Lucia başka bir şey söyleyememiş. Lütfen beni affedin efendim. Seninle kimliğimi değiştirdikten sonra ilk kez sarayın içinde yaşamaya başladım. Açgözlülüğümü kontrol edemedim. Sonsuza kadar prenses olmalıydım. Bu yüzden bunlara sebep oldum. Muhafızlar, Lucia'yı hapse atın. Bekle baba. Lucia'nın böyle bir insan olmasını sağlayan onun geçmişi. O çok fakir. Lütfen onu affet. Teşekkürler efendim. Çok naziksiniz. Şimdi eve dön ve iyi bir hayat yaşa dostum. Beatrix kimliğini geri kazanmış. Lucia ve babasına hayatlarına başlamaları için biraz para bile verilmiş. Baba ve kız ona teşekkür edip eve dönmüş. Prenses Beatrix'in ülkenin varoşlarında dolaştığını ve orada bir hayat yaşadığını öğrenince herkes çok şaşırmış. Böylece Beatrix halkını anlayabilir ve babasının doğru kararı vermesine yardım edebilirmiş. Krallık yavaş yavaş her zamankinden daha müreffeh hale gelmiş. Bundan sonra Beatrix tahtı devralmış. Sonsuza dek ileri görüşlü ve nazik bir kraliçe olmuş. Bir zamanlar zengin bir krallıkta Selina adında güzel, hayat dolu bir prenses varmış. Düşünceleri diğer prenseslerden hep farklıymış. Kuşlar çok mutlu. Ben de onlar gibi olmak, gerçek aşkı bulmak ve kendi kaderime karar vermek istiyorum. Selina'nın Maggie adında bir hizmetçisi varmış. Sık sık Maggie'ye mutluluğu ve üzüntüleri hakkında bilgi verirmiş. Ama Maggie'nin açgözlü, kurnaz bir insan olduğunu bilmezmiş. Maggie sıradan bir insanmış ama geçmişte bir cadıya yardım etmiş. O da ona bir çift sihirli ayna vermiş. İki ayna aynı anda iki kişinin yüzüne parlarsa yüzleri değiştirir. Ayna kırılana kadar başkalarının yüzünü göstermek zorundalar. Bir çift aynayı kullanma fırsatını bekleyeceğim. Değeri olmayan şeyler için onları kullanmak israf olur. Bir gün kral bizzat Prenses Selina'ya evlilik planı hazırlamış. Komşu krallığın prensi Jude çok yakışıklı ve zengin. Onunla evleneceksin ki iki ülke ittifak yapsın. Hayır, sana katılmıyorum. Neden benim fikrimi sormuyorsun? Bana saygı duymuyorsun. Kiminle evleneceğime kendim karar vermek istiyorum. Selina, sen bir prensessin. Bir prenses önce krallığın faydalarını düşünmeli. Orada dur bakalım. Ben kararımı verdim. Odasına dönen Selina bu konuyu yalnızca Maggie'ye anlatabilmiş. Ben gençken bir çocuğa söz vermiştim. O beni hayatının geri kalanında koruyacağına söz verdi. Ama birbirimizi kaybettik. Ondan haber alamıyorum. Ben sadece onun benim için yaptığı deniz taşı zincirini saklıyorum. Hep onu bulmak istemiştim. Ama şimdi babam beni görücü usulü evliliğe zorluyor. Prensle evlenmek istemiyor mu? Yalancı. Bir prensle evlenebilseydim bu harika olurdu. Düğün günü yaklaşırken kral Prenses Selina'yı komşu krallığa göndermiş. Maggie de itaatkar bir şekilde Selina'nın yanında gelmiş. Bu evliliği istemiyorum. Tüm hayatımı hiç tanımadığım bir insana geçiremem. Hepsi babamın dileği. Maggie, kaçmama yardım etmenin bir yolu var mı? Bu benim şansım. Aynaları kullanma zamanı. Zengin ve güçlü olacağım. Hadi bakalım. Majesteleri, eğer bu evliliği istemiyorsan, o zaman senin yerine Prens Jude'la evlenebilirim. Bu iki ayna, aynı anda bakarak yüzleri ve kimlikleri değiştirmemize yardımcı olacak. Hadi yapalım. Selina mutlu bir şekilde kabul etmiş ve ikisi aynı anda aynaya bakmış. Mucizevi bir şekilde Selina ve Maggie'nin yüzleri hemen değişmiş. Bu... nasıl bir mucize? Artık ben Selina değilim.
Maggie miyim? Böylece Selina, Maggie'nin yüzüne sahip olup bir hizmetçi olmuş ve Maggie de bir prenses olmuş. Maggie, yardımların için çok sağ ol. Bu evliliği kabul etmem mümkün değildi. Selina, Maggie'nin kendini beğenmiş bir şekilde güldüğünü fark etmemiş. Bu benim için bir zevk, prenses. Plan sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş. Komşu prens Jude krallığına vardıklarında kimse olağan dışı bir şey fark etmemiş. Herkes Maggie'yi gerçek prenses diye düşünmüş. Prenses Selina, krallığıma hoş geldiniz. Ben Prenses Jude ve gerçekten çok güzelsiniz. Teşekkürler prens. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size bir hediyem var. Babanızın babama gönderdiği ayakkabıların numarasına göre yapılmış bir çift ayakkabı. Teşekkürler prensim. Bu hediyeye bayıldım. Sizin için giydirebilir miyim? Ama Maggie'nin ayakları gerçek Selina'dan çok daha büyük olduğu için o ayakkabılara sığmamış. Bu prens Jude'u biraz şaşırtmış. Bırakın ben deneyeyim. Pek çok yere gittim. Bu yüzden ayaklarım eskisinden daha büyük ve daha sert. Demek ki bu yüzden elbette çok özel bir deneyim yaşadınız. Ayaklarımız o kadar çok yere bastı ki zaten çok yorgun olmalısınız. Önce dinlenmeniz için odaya geçelim. Selina utancını gizlemek için aceleyle Prens Jude'a veda etmiş ve Maggie ile odasına dönmüş. Herkes gittiğinde ikisi de rahat bir nefes almış. Vay! Neyse ki Prens Jude'la her şey doğaçlama gelip geçti. Aksi takdirde her şey açığa çıkacaktı. Davranışlarına ve sözlerine dikkat et. Şimdi ben Prenses Selina'yım ve sen sadece hizmetçi Maggie'sin. Başkaları öğrenemez. Evet Prenses Selina. Daha dikkatli olacağım, söz veriyorum. Güzel. Şimdi bu ayakkabıları giydir. Sahte prenses ayaklarını Prenses Jude'un ona verdiği dar ayakkabılara sığdırmak için acıya katlanmış. Prenses, neden böyle acı çekmek zorundasınız ki? Ayağınıza uygun başka bir ayakkabı giymek daha rahat olmaz mı? Öyle değil mi? Kapa çeneni. Sen ne anlarsın? Bir şekilde bu ayakkabıları giymem gerek. Biraz acıtsa da, gelecekte tacı takıp kraliçe olmak için bu küçük acıya değer. Pekala. Şimdi bana özel hikayelerinden bahset ki açığa çıkmayalım. Selina itaat edip Maggie'nin hatırlanması için tüm kişisel hikayelerini anlatmış. O gittikten sonra Maggie aniden deniz taşı zincirini Selina'nın masanın üzerine bıraktığını fark etmiş. Bu onun her zaman değer verdiği taş zinciri değil mi? Artık ben Selina'yım. O benim olacak. Ertesi gün Prens Jude tekrar gelip sahte prensesi saray bahçelerinde yürüyüşe çıkartmış. Bu sırada rahatsız edici dar ayakkabılar nedeniyle Maggie yanlışlıkla takılıp düşmüş. Boynundaki taş zinciri fırlamış. Prens Jude onu almış ve görünce çok duygulanmış. Selina, sen onu hep yanında mı taşıyorsun? Sahilde tanıştığımız, seni sonsuza kadar koruyacağıma söz verdiğim günü hatırlıyor musun? İnanılmaz. Selina'ya bu zinciri veren Prens Jude muydu? Taş zincirim be. Maggie de mi? Görünüşe göre Prens Jude. Çok uzun zaman önce hem Jude hem de Selina çocukken bir kumsalda tanışmış. İki çocuk birlikte mutlu bir şekilde oynamış. Ve oğlan kıza deniz taşlarından bir zincir yapmış. Ne yapıyorsun? Bu deniz taşından zinciri senin için yaptım. Bundan sonra seni ömür boyu koruyacaktır. Çok güzel ve bu da senin. Daha sonra ikisi birbirini kaybetmiş ve haber alamamış. Selina çocuğu bir daha asla göremeyeceğini düşünmüş. Prens Jude'a gelince o kızı aramak için çok zaman harcamış ve sonunda onun komşu ülkenin prensesi olduğunu öğrenmiş. Çocukluk vaadini yerine getirmek için babasından onunla evlenmesine izin vermesini istemiş. Selina, bana ne verdiğini hatırlıyor musun? Prenses Selina'nın hediyesi pahalı mücevherler olmalı. Elbette hatırlıyorum. Peki yüzük mü? Altın kolye? Yoksa gümüş bileklik? Unutmuş olmalısın. Ama ben hala çok net hatırlıyorum. Jude, Prenses Selina'nın yanındaki hizmetçinin kendisine tuhaf tuhaf baktığını görünce şaşırmış. O kim? Neden bana öyle bakıyor? Onunla hiç tanışmamış olmama rağmen çok tanıdık geliyor.
Odasına dönen Selina konuşmadan önce uzun uzun düşünmüş. Maggie, sana söylemiştim, ben Prenses Selina. Ben ciddiyim Maggie. Gerçek benliğime dönmek istiyorum. Çünkü benim bunca zamandır aradığım kişi Jude. Prenses Maggie'nin kendisine ihanet ettiğine inanamıyormuş. Seninle değiş tokuş yapmam. Bana ne yapabilirsin? Aynayı tuttuğum sürece kimse prenses olduğuna inanmaz. Sonsuza kadar Prenses Selina'yım ve Prens Jude'la evleneceğim. Askerler, hizmetçi prensese zarar verecek. Çabuk onu yakalayıp zindana atın. Hayır, zarar vermem. Sadece bir adım daha ve sonsuza kadar Selina olacağım. Böylece sahte prenses, Prens Jude'u bulup istekte bulunmuş. Lütfen bana zarar vermeyi planlayan küstah hizmetçinin idamını emredin. Ama Selina, yanında getirdiğin kız yakın hizmetçin değil mi? O artık çok kötü. Böyle hizmetçiye ihtiyacım yok. Lütfen dediğimi yapın. Neden durup dururken onu bu kadar uzun süreden beri takip eden bir hizmetçiyi idam ettirsin? Bu çok garip. Hele o hizmetçinin bana bakarkenki tavrı kontrol etmek için hapishaneye gitmeliyim. O sırada Prens Jude geldiğinde Selina ne yazık ki hücresinde oturuyormuş. Prens Selina'ya niye zarar vermek istiyorsun? Prens Jude öyle değil. İnan bana lütfen. Zulüm gördüm. Gerçek Prenses Selina benim. Ama garip yüzlü Jude'u buna inandıramamış. Ne saçmalığından bahsediyorsun? Bir prensesi taklit etmeye çalışmak suçtur. Sana geçmişte verdiğim hediye bulduğum bir deniz kabuğuydu. Ne? Nereden biliyorsun? O şeyi sadece Selina ve ben biliyoruz. Hatta o unuttu. Selina daha sonra Prens Jude'a sahildeki eski günleri hatırlatmış. Prens bu sefer biraz inanmış ama biraz da şüphelenmiş. Ben gerçekten Selina'yım. Bu sihirli el aynaları sayesinde Maggie ve ben yüzlerimizi değiş tokuş ettik. Onun yüzü bana, benim yüzüm ona geçti. Bu dünyada böyle bir mucize var mı? Hala inanmıyorsanız kanıtlamam için bir şans verin. Pekala, gerçeği bilmek istiyorum. O yüzden sana bir şans vereceğim. Ne yapacaksın? Bir planım var. Maggie'nin bala alerjisi olduğunu biliyorum. Maggie'ye balla karıştırılmış bir bardak çay getirmeme yardım et. Sana gerçeği göstereyim. Jude hizmetçinin istediğini yapmış. Sahte prensesi çıkarıp ona balla karıştırılmış bir bardak çay ikram etmiş. Maggie çok sevinmiş, hepsini içmiş ve sonrasında yüzü sivilce ve kırmızı kabarcıklarla dolmuş. Aman tanrım, bal, prens, bala alerjim var. Panikleyen sahte prenses aceleyle vücudunda her zaman bulundurduğu el aynasını çıkarmış. O anda gerçek Selina bir çalının arkasına saklanmış, yüzüne bakmak için diğer elindeki aynayı kullanmış. Selina ve Maggie'nin yüzleri aniden eski haline dönmüş. Maggie gerçek yüzünü Prenses Jude'un önünde göstermiş ve şok olmuş. O anda Selina onurlu bir şekilde önlerinde belirmiş. Jude! İnanıyor musun? O kimliğime bürünmek için bana sürekli zulmeden hizmetçim Maggie. Selina'nın dediği gibi Prens Jude öfkelenmiş. Maggie, doğruyu söylemezsen seni sonsuza kadar zindana bırakırım. Maggie'nin suçunu itiraf etmekten başka seçeneği yokmuş. Açgözlülük beni deli etti. Lütfen beni affet prens ve prensesim. Bundan sonra Prens Jude bir daha böyle blöfler olmasın diye iki el aynasını da kırmış. Maggie prensese zarar vermeyi planladığı için kimliğe bürünme suçundan hapse gönderilmiş. Selina'ya gelince kimliği geri kazanmış. Jude, bu görücü usulü evlilikten kaçmak istemedim ama şimdi seni buldum. Yani hayatımın geri kalanını birlikte geçirmek istediğim kişi. Düğün töreni her iki krallığın kutsaması içinde sevinçle gerçekleşmiş ve ikisi de sonsuza dek mutlu yaşamışlar.